EkoTürk ekranına akademi programına hoş geldiniz. Bu hafta kişisel marka uzmanlığı hakkında konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Vedat Ulusoy. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, kişisel marka uzmanlığı tabii çok merak edilen, ilgi konusu bir alan. Hocam tabii internetin çok yaygın kullanılması, sosyal ağların çok fazla olması yeni bir ticaret alanı oluşturdu. Bireyler kendi markalarını oluşturup bundan ciddi karlar da elde etmeye başladılar. Peki kişisel marka tam olarak ne demektir diye ilk soruyu yönelteyim ben size. Tabii ki önce kişisel markayı tanımlamakla başlayalım. Kişisel marka kişinin başkaları tarafından ve toplumlar tarafından benimsenmesi, tanınması ve değer görmesi olarak kısaca ifade edebiliriz. Peki bu kadar basit mi? Tabii ki değil. Kişisel marka tıpkı markalarda olduğu gibi bir süreç. Bunun tarihine baktığımızda aslında kişisel marka 21. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir kavram olmasına rağmen tarih boyunca kişiler kişisel marka olmuş kişilerin tarihte sahnede olduğunu görüyoruz. Örneğin Attila, Sezar, aynı şekilde Metehan, baktığımızda yakın tarihimizde baktığımızda Fatih Sultan Mehmet ve kendi tarihimizde Mustafa Kemal Atatürk yaptıkları büyük başarılarla kendilerini sadece kendi dönemlerinde değil bugünümüzde geleceğimizde de kişisel marka olmayı başarabilmiş kişilerdir. Yine aynı şekilde bilim ve sanattan örnek verirsek Mevlana, Yunus Emre, Sokrates, Platon gibi büyük düşünürler. Yine yakın bilim tarihinden örnek verdiğimizde Adam Smith, Frederick Taylor, Karl Marx gibi düşünürler. Yapmış oldukları çalışmalarla, faaliyetleriyle kendi alanlarında kişisel marka olduklarını görüyoruz. Aslında bununla ilgili bir anekdot da anlatmak istiyorum. Kişisel markanın özellikle önemli hale gelmesi sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili güzel bir anekdot var. Rahmetli Süleyman Demir ile 1990'lı yılların başında o zaman başbakanken sorduklarında siz bir kişisel marka mısınız diye. O biraz şey yaparak sadece ürünlerin ve malların markası olur, insanların olmaz demişti. Oysa Süleyman Demirel hem takmış olduğu şapkayla hem siyasi üslubuyla kendi alanında siyasette bir kişisel marka olduğunu görüyoruz. Liderlerinde kişisel markaları var diyorsunuz değil mi? Tabii ki. Özal'ın kalemi vardı. Aynen öyle. Evet. Yani şurada önemli olan şey kişisel marka yönetilmesi gereken, tıpkı markalarda olduğu gibi yönetilmesi gereken bir kavram. Bunun için de bizim stratejik kişisel marka planlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Bunlar nedir diye baktığımızda öncelikle durum analizi dediğimiz kişi kendi geldiği durumu ne yapması gerekiyor? Değerlendirmesi gerekiyor. Ben bu duruma nasıl geldim? Benim başarılı yönlerim ve kısıtlıklarım nelerdir? Geliştirilmesi gereken yönlerim nelerdir diye önce kendisini değerlendirmesi gerekiyor. Daha sonra çevresindeki fırsatları ve tehditleri, benim çevremdeki ne gibi fırsatlar benim kişisel markamı geliştirecek, ne gibi fırsat ya da engeller kişisel markamın önünde bir engel olabilir. Bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. Diğer bir strateji ise marka hikayesi. Çok önemli marka hikayesi. Tıpkı kişisel markada markalarda olduğu gibi ancak farklılaşarak izleyicilerine, takipçilerine ya da topluma farklı bir değer katarak kişisel marka olunacağı unutmamalıdır. Bunun için de önce kişi kendisine ben kimim sorusunu sorması gerekiyor. Bu soru çok önemli bir soru. Sadece bizim pazarlama alanında veya kişisel marka alanında değil, psikolojiden antropolojiye kadar tüm alanlarda bu sorunun cevabını, bunu tanımladıktan sonra kendi kişisel marka planını ve kariyer tasarlamasını yapması gerekiyor. Yani marka planı oluştururken ilk önce insanın kendisini bilmesi, sonra hitap ettiği kesimi bilmesi, bunların çevresinde bir analiz yaptıktan sonra markayla ilgili detaylara girmesi. Aynen. Hani uyudum kalktım hadi bakalım ismi bu olsun, şu logosu da bu olsun öyle değil. Daha çok sektörü ve tabii ki kendi çalışmalarını göz önünde alarak. Mesela narla ilgili anlatmışlardı. Narla çok fazla kullanılan hem bereket sembolü olan hem de hakikaten insanlarda pozitif duygu uyandıran
bir markaymış. Renklerinden dolayı, portakal yine aynı şekilde renginden dolayı. Bunlar da önemli midir hocam? Tabii ki önemli. Renkler. Baktığımızda yine insanlar semboller ve logolar üzerinden gidiyor. Aynı zamanda kısıtlılıklar derken ben onu da açmak istiyorum. İnsanların yeteneklerini geliştirmesi, eğer kısıtlıkları ya da zayıflıkları varsa da onları gizleyebilmesi çok önemli. Nasıl yani diye sorarsanız, mesela insanın boyu çok uzun değilse ne kadar çalışırsa çalışsın iyi bir basketbol oyuncusu olamayacak. Ya da sesi iyi değilse ne kadar çalışırsa çalışsın iyi bir ses sanatçısı olamayacak. Bu nedenle sadece şey yapmak yetmiyor. Aynı zamanda kendisinin de zayıf yönlerini gizleyebilmesi, üstün yönlerini ve yeteneklerini de geliştirebilmesi çok önemli. Kariyer portföyü çizmesi çok önemli. Kariyer portföyü de network dediğimiz, Türkçe'de sosyal sermaye dediğimiz kavram çok önemli. İnsanlar evde ya da iş yerinde çalışarak başarılı olamayacaklardır. Mutlaka kendi alanlarındaki seminerlere, toplantılara, faaliyetlere katılıp orada yeri geldiğinde sunumlar yaparak, yeri geldiğinde sektörün ya da iş alanının önemli temsilcileriyle tanışarak kendi kişisel markalarını geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi ama kişisel marka dediğimiz zaman artık biraz daha sektörden uzakta bireysel markalar. Tabii. İşte TikTok'larda, YouTube'larda işte espriyle alakalı siteler, güncel tanıtım formları, işte makyaj malzemesi tanıtmaları, yemek tarifi tanıtmaları. Bunlar da hakikaten ciddi bir ağırlık taşıyor. Bunlarla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Tabii ki sosyal medya. Bu mesela ben sosyal medyada var olmak istiyorum. Tabii yani Canan Tercan olarak değil de işte ev hanımı bir anne olarak var olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Markamı nasıl oluşturmalıyım? Kendimi insanlara nasıl ifade etmeliyim? Çok güzel bir soru. Öncelikle marka ismiyle başlamamız gerekiyor. Marka ismi biliyorsunuz doğuştan ailemiz tarafından verilen isim olmasına rağmen çeşitli nedenlerle insanlar izleyicileri veya takipçileri üzerinde daha fazla etkili olsun diye soy isimlerinde ya da isimlerinde değişikliklere gidebiliyorlar. Ya da işte bazı sanatçılarımız sadece isimlerini kullanıyorlar. Biliyorsunuz Atiye sadece ismini kullanıyor. Deniz soyadını kullanmıyor. Aynı şekilde yine sanatçımız Sıla Gencoğlu sadece ismini Sıla'yı kullanıyor. Bazı sanatçılarımız sadece soyadlarını kullanıyor. Örneğin Yalın ismi olan Hüseyin'i kullanmıyor. Bazı sanatçılarımız ise hem isimlerini hem soyadlarını birlikte kullanıyor. Barış Manço. İsimle başlamak lazım. Tabii ki isimle başlamak lazım. İsmimizi oluşturduktan sonra kendimize ait bir marka logomuzu belirlememiz lazım. Bu marka logosu bizim için hem takipçilerimiz tarafından bizi daha kolay tanımalarını, hatırlamalarını ve benimsemelerini kolaylaştıracak. Zaten marka logolarını birçok artık sanatçı ve futbolcular da kullanmaya başladılar. Hatta bunun da ötesine geçerek siyasetçiler de kullanmaya başladılar. Genelde baş harfleri oluyor. Aynen. Barack Obama örneğin seçimlerine giderken, Amerika seçimlerine giderken kendi marka logosunu kullanarak gitmiştir. Bu da seçimler üzerinde etkili olduğu Amerika medyasında da tartışılmıştır. Bununla birlikte melodi de çok önemli. Kendinize ait bir müzik olması lazım. Sizi takipçilerinize hatırlatan, takipçiler tarafından sizle bağdaştıran bir müzik olması da çok önemli. Bunun en güzel örnekleri hiç unutamam 32. günün kendisine ait, siz de hatırlıyorsunuzdur mutlaka, rahmetli Mehmet Ali Birant'ın programı. Ben o müziği dinlediğimde hep aklıma Mehmet Ali Birant ve 32. gün aklıma geliyor. Çok etkili. Mutlaka kendisine ait bir melodisi olması gerekiyor ki onu izleyiciler o melodisiyle bağdaştırıp benimsesin. Aynı zamanda tanırlığı üzerinde de etkisini görüyoruz. Görünüm çok önemli bir de. Efendim? Görünüm. Hı hı. Bu çok, çünkü sosyal medyada çıksanız, herhangi bir fuara da gitseniz, toplantıya da gitseniz insanlar kılık ve kıyafetleriyle karşılanıp davranışlarıyla uğurlanır sözünden. Anlaşılacağı gibi görünümümüze çok önem vermemiz gerekiyor. Özellikle giydiğimiz
elbiseler olsun, taktığımız takılar olsun, görünümüzün farklılaştırmak, abartmadan tabii ki farklılaştırmak. Aysel Gürel gibi. Aynen, çok güzel. Aysel Gürel örneğin takmış olduğu renkli gözlükleriyle kendi kişisel markasını oluşturmuş. Aynı şekilde Barış Manço örneğini verebiliriz. Hı. Barış Manço da biliyorsunuz takmış olduğu takılarla, uzun saçlarıyla. Aslında ve, imaj diyorsunuz. Tabii ki. Ve son olarak da dünyadan örnek verirsek, Apple'ın kurucusu Steve Jobs. Bütün tanıtımlarını biliyorsunuz kendisi yapıyordu. Onun kendisine ait ünlü yuvarlak gözlükleri ve kot pantolonuyla giyim olarak farklı bir tarz yaratarak kendi kişisel markasını geliştirdiğini görüyoruz. O zaman Apple dedik, sosyal medyayla marka bağımlılığı arasındaki ilişkiye girelim. İşte Apple kullananlar Apple'dan gidiyor mesela. Tabii ki. Sosyal medya aynı zamanda kişileri... Bağımlılığı nasıl sağlayabiliriz? Ürün ürettik, tamam, patladı, güzel, tuttu, ilk sefer çıktı ama her zaman benim markamı neden alsın insanlar? Ben ne yapmalıyım bu konuda? Tabii ki öncelikle sosyal medya marka bağımlılığı üzerinde etkiye sahip olduğunu asla ama asla unutulmaması gerekiyor. İyi bir sosyal medya hesabı kullanmaları gerekiyor. Başta Apple olmak üzere diğer kurumsal şirketler. Kendi yapmış olduğu bu kampanyalarını mutlaka sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaları gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz Apple başta olmak üzere diğer tüm önemli şirketler artık kendi tanıtımlarını bizzat kendileri özel şeylerde, fuarlarda ve özel zamanlarda kendileri yapıyor. Bu geleneği Steve Jobs başlattı. Bugün Apple'da, Microsoft'ta, Tesla'da, Samsung'da, hatta Huawei'de biliyorsunuz her sene tanıtım seminerleri oluyor. Burada kendi sosyal medya hesaplarını özellikle kullanarak kendi tüketicileri üzerinde hem marka bağlılığını arttırıyorlar, aynı zamanda şöyle ifade edebilirim. Kişiler hem şirketleri üzerinden etkili olurken bizzat mesela CEO'lar ya da üst düzey yöneticiler sunumları kendisi yaparak hem şirketle beraber kendi kişisel markalarını da güçlendirmiş oluyorlar. Bugün Steve Jobs bu geleneği başlattıktan sonra Tim Cook, aynı zamanda Elon Musk biliyorsunuz bizzat kendi bu sunumlarıyla şirketlerin de önüne geçerek var olan pazarlama anlayışını yıkarak kendi başlarına bir marka, bir değer olduklarını görüyoruz. Peki hocam, başka bir soru soracağım. Şimdi farklı sosyal ağlar var, farklı platformlar var. Küçük üreticiden başlayalım. Öğrenciler mesela, işte video çekiyorlar. TikTok'a ayrı yüklüyorlar, Instagram'da ayrı yüklüyorlar, YouTube'a ayrı yüklüyorlar. Şimdi bir video ya da bir imajla her yerde var olmak mı daha makbuldür? Yoksa farklı platformlar için farklı çalışmalar yapıp mı sisteme dahil olmaları daha mantıklı? Harika bir soru. Tabii ki İnsanlar daha fazla kişilere ulaşabilmek ve onlar tarafından tanınıp benimsenmek için farklı sosyal medyalarda olması gerekiyor. Ama yani hep aynı imaj, aynı video üzerinden gidilmesi mi daha doğru akılda değil. Kalır? Akılda şöyle anlatayım onu da. Örneğin her örgütlerin kendisine ait bir kültürü olduğu gibi her kurumların, her sosyal medyanın da kendisine ait bir kültürü var. Örneğin LinkedIn'e baktığımızda burada daha resmi, daha profesyonel paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Ama Instagram'a baktığımızda daha fotoğraf ve video ağırlıklı paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Twitter'a baktığımızda daha fikir ağırlıklı paylaşımlar olduğunu görüyoruz. TikTok'a baktığımızda ise daha eğlenceli, daha böyle komik videolar olduğunu görüyoruz. Kişi sosyal medyaların bu şeylerini gördüğü için bilmesi gerekiyor. Ve içeriklerini üretirken o kültüre de uygun üretmesi lazım. Yani TikTok videosu çekiyorsa biraz daha esprili olması gerekiyor. Ya da LinkedIn paylaşımı yapacaksa biraz daha resmi ve iş sektörüne yönelik olması gerekiyor. Burada söyleyebileceğimiz en önemli şey mutlaka ama mutlaka her sosyal medyada olması gerekiyor ama o sosyal medyanın da gereklerini ve kültürünü de ne yapması lazım bilmesi gerekiyor ki. Evet hocam. Peki sosyal medyanın insanın başarı üzerindeki etkisi diyeceğim. Şimdi pek çok parlayan yıldız var. Aynen. Bu devam eder mi? Eder. Bu kadar gider.
Daha da nasıl güncellemeleri gerekir kendilerine? Çok güzel eder. Çünkü hala sosyal medyanın hani ürünlerde ve hizmetlerde yaşama eğrisi var diye öğrencilerime devamlı anlatıyorum. Bu sosyal medya gelişme evresinde olduğu için daha da ilerleyecek. Daha da insanlar meşhur olacak. Daha yeni YouTuber'lar, Instagram'lar çıkacak. Hatta sosyal medya var olan, kendi alanında uzmanlaşmış kişileri kişisel marka yapmalarının yanında kendisine ait kendi platformları oluşturup kendi kişisel markalarını da oluşturmaya başladığını görüyoruz. Ünlü işte YouTuber'ların ortaya çıktığını görüyoruz. Onlar artık kendi içeriklerini kendisi üretiyor. Yine aynı şekilde Instagram'ların ortaya çıktığını görüyoruz. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bunun için de sosyal medya hayatımızın bir parçası. Çünkü sosyal medyayı bizim tanımladığımızda geleneksel medyadan farklılaştıran en büyük özelliği karşılıklı etkileşime isim veriyor. Hı hı. Yani artık insanlar haberleri de birçok etkinlikleri de hep sosyal medya üzerinden alıp devam edecekleri için mutlaka ama mutlaka sosyal medya kişisel marka olma yolunda en önemli enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Çok yeni bir pazar, çok da geniş bir pazar. Evet. Ama sosyal medyayı daha çok tercih ediyoruz. Neden hocam? O karşılıklı etkileşimden dolayı mı? Hem İstediğim anda istediğimi izliyorum. Harika. Televizyonda o programı izlemek ya da şu 3-5 kanal arasında seçim yapmak zorunda değilimden mi? Yoksa aslında böyle elimizde falan böyle daha rahat mı hissediyoruz? Aslında hem ulaşılması daha kolay. Hı-hı. Şöyle düşünün. Kullanmış olduğumuz cep telefonları ya da tabletler internet olmadan ya da sosyal medya olmadan sadece sıradan anksörlü telefondan neredeyse bir farkı kalmıyor. Ya da iyi bir kamera ya da iyi bir fotoğraf makinesinden başka bir şey haline gelmiyor. Bizim akıllı telefonlarımızı ve tabletlerimizi bizim hayatımız açısından bir parçası kılan, anlamlı kılan sosyal medya başta olmak üzere internet. O yüzden artık önceden şöyle bir kanı vardı, işte sosyal medyayı sadece gençler kullanıyor. Hayır, artık sosyal medyayı 7'den 70'e herkes kullanıyor. Ve insanların, özellikle gençlerin kişisel marka olma yolunda sosyal medyayı seçmelerinin en büyük amacı, en önemli amacı çok çabuk yaygınlaşıyor. Eğer sen orijinal bir içerik üretip insanların dikkatini çekebiliyorsan, anında belki de bir günde milyonlarca izlenebiliyorsun. Ve bu da senin kişisel marka olma yolunda önemli bir adım atmanı teşvik etmiş oluyor. O nedenle işte yeni başlayanlar, siyasetçiler, artık sadece bugün gençler değil, siyasetçiler de sosyal medya hesapları var. Ve örneğin bunu da söylemek istiyorum. Amerika Başkanı Trump, Amerika'yı Twitter'dan yönetti. Siz de biliyorsunuz Twitter'da attığı paylaşımlar, Twitter'da yaptığı yorumlar ülkenin gündemi olup Twitter, hatta bu Amerika medyasında da tartışıldı. Bu artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu için gençler de, siyasetçiler de, bilim insanları da, akademisyenler de hep İspanya başkanının paylaşımları var. Her gün halkın yanına gidip birileriyle selfie çektiriyor. İşte pastaneye gidiyor, pastacı teyzeyle çektiriyor. Otobüse biniyor, otobüs şoförüyle çektiriyor. Aynen. Ve gerçekten çok fazla halk tarafından takdir ediliyor. Herkes onları kendi sosyal medyalarında da yayınladığı için. Ciddi bir taraftarı var. Tamamen selfie'lerle meşhur yani. Selfie'lerle de meşhur başkan. Çok güzel. Aynı örneği siyasetçiler ben... Siyasetçiler için iyi bir alan diyorsunuz. İngiltere kraliyet ailesi de Royal Family Instagram hesabıyla aynı şekilde yapmış olduğu tüm gezileri, tüm toplantıları, halkla buluşmalarını kendi Instagram adreslerinden paylaşarak. Şimdi Instagram adresiyle paylaşmak tabii önemli ama bir de selfie çektirmek. Yani halka dokunup tabii, orada birlikteyiz. Orada işte samimi hocalarımız olmak, çok güzel. Çok bir güzel. De mutfağa giriyor falan böyle yaparlarken. O samimiyeti bir de ben koyayım çayımı oluyor. Diyor. Şey pardon filtre kahvemi. Hı-hı. O samimiyet hakikaten dikkat çekiyor diyorsunuz. Önemli sosyal medya. Peki yurt dışında ve Türkiye'de sosyal medya eğilim aynı mıdır? Aynıdır. Hatta paralel miyiz? Paraleliz. Biz hatta yurt dışına kıyasladığımızda bir adım daha önde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü
bizim toplumumuzda özellikle medya ilgisi olduğu için sosyal medya daha fazla paylaşımlar yaptığını, hatta bizim yaptığı paylaşımlarla dünya tarafından tanınan birçok ünlümüz var. Takipçi sayılarını belki inanmayacaksınız ama bugün bizim ünlümüz olup da Amerika Başkanı'ndan daha fazla takipçi sayısına sahip Türkiye'de ünlüler var. Bunu da ne yapıyor diğer kişisel marka olmak isteyen kişiler? Değerlendirdiğinde bu gücü, bu potansiyeli gördüğü için özellikle sosyal medyaya odaklanıyorlar. Biz sosyal medyada nasıl başarılı olabiliriz? Ben kısaca şöyle de söyleyebilirim. Her şeyden önce samimi olmak lazım. Sosyal medya paylaşımlarında güvenilir olmak lazım, tutarlı olmak lazım. Aynı zamanda en önemlisi ise orijinal içerikler üretmek lazım. Başkalarından kopya yaptığınız şeyler, insanlar her zaman şunu söylüyor. Aslı dururken neden kopyasını izleyeyim ya da kopyasına değer vereyim. O yüzden belki mutlaka, o samimiyet dediğiniz gibi. Tabii ki samimiyet çok önemli. Diğer türlü başarılı olma ihtimaliniz çok düşük. Bir de ben her zaman diyorum, bu alanda başarılı olmak için olması olmaz şeylerden bir tanesi hayal etmek. Bugün baktığınızda bugün 50 milyona yakın takipçisi olan kişi 10 sene önce bunları kendisi bile hayal ettiğinde başarılabileceğine belki inanmayabilirdi. Ama hayal etmekten asla vazgeçmemek gerekiyor. Hayal etmekle bitmiyor. İyi bir network ağı, iyi bir sosyal sermaye geliştirmesi gerekiyor. Alanında tanınan insanları tanınması, onlar tarafından takip edilmesi, onların takipçilerinden etkileyip kendi takipçi sayısını arttırması. Yine aynı zamanda ben her zaman şunu söylüyorum. Öğrencilerimi de bana soran yakınlarıma da hep şöyle bir şeyleri var. Tedirginlik. Korkuyorlar. Ya işte ben yaparım ama yeteri kadar başarılı olabilir miyim? Asla ama asla denemekten korkmasınlar. Hata yapa yapa yaptıkları hatalardan ders alarak, örneğin bir içerik ürettiniz. İlk başta ürettiğiniz içerik belki de 10 kez ya da 100 kez izlenecek. Ama siz o içeriğinizi geliştirdiğinizde, kendinizden orijinal bir şeyler kattığınızda o içerik belki 100 defa izlenen içerik 100 milyon defa izlenecek, 10 milyon defa izlenecek, milyon defa izlenecek. Bu yüzden denemekten, hata yapmaktan korkmasınlar. Önemli olan yapmış oldukları hatalar olsun, deneyimler, deneyim elde edebilip kendilerini geliştirmesini sağlamak çok önemli diye düşünüyorum. İlk adımı atıp meyveyi hemen beklemeyip süre içerisinde geliştirip diyorsunuz daha geniş kitlelere hitap etmek. Her zaman, hedef böyle olmalı. Birden çok fazla büyümek gibi bir hedef olmamalı. Ben şöyle bir örnek veriyorum onu diyenlere. Roma bir günde kurulmadı. Yani çünkü marka yönetilmesi gereken emek, bir de şöyle bir şey var. Evde oturduğun yerde ya da iş yerinden kişisel marka olabilir miyim diye. Olamazsın. Çalışman lazım, üşengeç olmaman lazım. Vakit harcaman, müzik seçmen. Aynen, bir doktorsunuz, beyin cerrahi uzmanı. Ne yapmanız lazım? Bununla ilgili seminerlere katılmanız lazım. Bununla ilgili konferanslara katılmanız lazım. Katılmak yetmiyor. Sunumlar yapmanız lazım. Sunumlar yetmiyor. Önemli insanlarla tanışmanız, onlar aracılığıyla network'ünüzü genişletmeniz gerekiyor ki kişisel marka olabilirsiniz. O yüzden çalışmak ve üşenmemek bu işin en önemli öncülerinden, faktörlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani böyle böyle ilerleyecek diyorsunuz. Aynen. Biz tabii toplum olarak sıcakkanlıyız. Evet. Dolayısıyla çok seviyoruz. Pek çoğunun işte kanalları var, çekiyorlar vesaire. Bizden umutluyum o anlamda. Evet. Bu aslında kişisel marka ve sosyal medya birlikteliği insanlara bir anda ünlü olma, zengin olma, hayallerine kavuşma fırsatı da sağladı. Tabii eskiden ki. Türk filmlerinde vardı. Çok uzak bir akrabanızdan miras kaldı. Binde bir olacak, belki de 10.000'de bir olacak bir şey. Şimdi buna gerek yok. Hakikaten parlayabilirsiniz, istediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. Aynen. Şöyle yani söyleyeyim. Burada diyorsunuz. Önemli olan iyi içerikler üretebilmek, insanların dikkatini çekebilmek. Yoksa başkalarının aldığınız kopyayı kendinize uygulayarak başarılı olma söz konusu olamaz. O yüzden ben her zaman söylüyorum, iyi bir sosyal medyada etkili olabilmek için
sosyal medya hesaplarınız uzmanlar tarafından, profesyoneller tarafından yönetilmesi gerekiyor. Paylaşımlarınızı geri geldiğinde edit edilmesi lazım güzel bir şekilde ki insanları etkileyebilirsiniz. Ciddi bir şekilde ekip çalışması tabii gerekiyor ki, diyorsunuz. Tabii ki. Bu işler emek istiyor. Çalışmadan olmuyor. Evet. Bu çok önemli. Vedat Hocam çok teşekkür ederiz. Sosyal medyayı sizden dinledik. Çok ilgi çekici bir konuydu. Çok teşekkürler davet ettiniz. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. EkoTürk ekranında bu hafta kişisel markalaşmayı konuştuk. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.